Evet, Okan Buruk ya zaten benim bir tek Galatasaray'ın başında değil. Bilmiyorum sizin de düşüncelerinizin aynı olduğunu tahmin ediyorum. Çalıştırdığı bütün takımlarda başarılı olduğunu düşünüyorum. İyi kötü. Tabii ki sıkıntılı dönemleri de oldu. Özellikle Başakşehir'in son döneminde ama Elazığ olsun, Rize olsun, Akhisar olsun. Hani bir şekilde Ama olsun, dört takım saydın takımı iyi Galatasaray'a noktaya kadar. takımını iyi noktaya getirebilen bir hoca olduğunu rüştünü ispat etmiş bir isim. Galatasaray'da biraz belki iddialı olacak ama ben yeni bir Fatih Terim figürü olacağını düşünüyorum bu Önü şekilde. çok açık Melike. Ben bir adım ileri gideyim. Galatasaraylı olduğunu biliyoruz Okan Hoca'nın Evet. çocukluğunda. Galatasaraylı olmasa da şu an ben Galatasaray'ın başında Okan Buruk gibi teknik adam isterdim. Onu da söyleyeyim. Senin de ifade ettiğin çalıştığı her takımda fark yaratması artık futbolculuk geçmiş. Yani futbolculuktan da önemli deneyimleri cebine koydu. İtalya deneyimi, Evet. Inter'de. Yani orada yaptığı antrenmanlar, gördüğü hocalar, çalıştığı takım arkadaşları birlikte idman yaptı. Keza futbolculuk kariyeri de iki büyük camia ki daha çok Galatasaray'la özdeşleşti. Artı işin bir de sportif başarı kısmı var. Yani futbolcu önünde 8 şampiyonluk dile kolay yani bakarsak çok çok başarılı bir futbolculuk dönemi de vardı Okan Hoca'nın. Nihayetinde bunu teknik direktörlüğü de yansıttı. Galatasaray'daki en önemli farkı yani yıldızları idare etmesini biliyor. Yani Icardi örneğin Galatasaray'ı kabul edelim. Bugün Icardi fenomen oldu ama geldiği gün biraz arızalı oyuncu etiketiyle transfer edilmişti. Onu sıfır arızayla yönetti. Hatta geliş sürecinde bir eşiyle yaşadığı sorunlarda ona ekstra izin verip de bir şekilde kafasını boşaltmasını sağlamıştı. Yine her zaman hücum oyuncularından iyi katkı alan bir teknik adam işte. Geçen sene Gomis'ten de iyi faydalandı. Kerem bambaşka bir oyuncu kimliğine büründü. Şimdi bu sezon özelinde dokunuşu bence Kaan Ayhan'a yaptı. Evet, Galatasaray'ın futbolu taraftarına şöyle çok keyiften ziyade taraftarına biraz stres yaşatıyor. Çünkü genelde Galatasaray maçları tek farkla bittiği için doğal olarak Icardi 90 dakika sahada kalıyor ama gelinen nokta Kasım ayında 10 galibiyet bir beraberlik ligde lider. Şampiyon Ligi'nde de 3 maç sonu 4 puan ilk 2 için en iddialı takım diyebiliriz. Son 2 maçın United'da içeride Kopenhag'da deplasmanda oynanacağını düşünürsek buraya kadar çok iyi getirdi takım Okan Hoca. Bu sezonki transferlerden Davinson Sanchez dışında işte yeni Zaha kıpırdıyor. Belki de ona bir Ziyech eşlik edecek ama bu işin transfer kısmı Okan Hoca kadar Erden Timur ve yönetimin de bence sorumluluğunda. Ben işin sağ kenarı kısmında Okan Hoca'nın çok başarılı gittiğini düşünüyorum. Zaten bunlar doğal olarak istatistiklere yansıyor. Şöyle bir mesajla sana geleyim o gün. Gerçek şu ki demiş izleyicimiz, Okan Hoca yapılan transfer hatalarına rağmen elindeki kadroyu en iyi şekilde yöneterek ve en önemlisi güçlü ve baskın oyun sistemini oyuncu portföyü kısıtlı olmasına rağmen sağladı. Kademe kademe hep sonuç aldı, başarılı oldu. Katılıyor musun? Yani bence şu ana kadarki tabloda yeni transferler özelinde düzenli oynayan zaten hani düzenli oynayan değil mi? Bir sakatlık vesaire yaşamayan Angelinho performans veremedi. Onun dışındaki iki oyuncu Zaha daha yeni yeni kendine geliyor. Bir de Hakim Ziyech Endombele zaten daha hala hazır mı hazır değil mi belli olmayan bir oyuncu ki orada Okan Hoca'nın tercih olmadığı çok dillendiriliyordu. Yanlış mıyım Okan İki Hoca'nın? kere veto etti. İki kere veto etti isim. Evet. Dolayısıyla mesela Endombele ile ilgili hiç kimse Okan Hoca'ya bir şey diyemez herhalde. Çünkü Okan Hoca'nın istediği oyuncunun Matias Vecino olduğu söyleniyordu. Kendi tercih olmayan bir oyuncu. Hazır olmayan oyuncu grubu sezonun başında sorun çıkarabilirdi ki burada Okan Hoca yine de bazen oyun kötü olsa da onu iyi idare etti. Galibiyetleri alarak ilerledi. Seri galibiyetlerle ilerledi. Oyun çok tatmin edici noktada değildi yeri geldiğinde. Ama bazen kötü oynarken kazanmanız gerekiyor. İşte bu tip durumlardan çıkabilmeniz için. Şimdi o hazır olmayan oyuncular da sizin kadronuza eklendi ve bu eklemle birlikte işte Zaha'nın özellikle gelişiyle birlikte tam fiziksel olarak eklenmesiyle birlikte Galatasaray'ın da oyunu gelişecektir. Hücum açısından. Hücumda mesela bazı maçlarda bu sezon içerisinde daha iyi hatırlarsın Muhtemelen Mehmet abi.
Galatasaray'ın hücumda tıkandığı maçlar vardı. Ya, maç alan oyuncular oldu o gün. Şöyle bireysel Ziyech Başakşehir maçını aldı. Zaha Ankara Gücü ve tabii, bu maçı TT Kopenhag maçındaki Icardi'nin, puanı. Icardi'nin neredeyse pozisyona sokulamadığı maç vardı. Geçen bu sezon daha çok takım oyunu görüyorduk hücumda yani. Mertens organizatör. Bu sene biraz daha bireysel. Raşitse hücumda savunmayı yapan isimdi. Kerem asistleri yapan isimdi. Icardi golünü atan isimdi ama şunu unutmayalım Melike. Yani Beşiktaş'ın Şampiyon Ligi'nde başarılı dönemi de bir hatırlarsak. Ligde %100, Avrupa'da %100 olmuyor. O zaman ne oldu? Beşiktaş Şampiyon Ligi'nde grubunda lider çıkarken ligde Galatasaray'ın Başakşehir'in o dönem gerisine düşmüştü. Bence Galatasaray bunu yaptı. O gün de muhakkak Galatasaray Beşiktaş başına gözlemlemişsindir yani. Mesela Beşiktaş o gün Mert Günok kırmızıyı gördü ama bence Galatasaraylı oyuncular biz bu maçı kazanırız artık. 1-0 mantığıyla biraz yani kendilerini sıkmadı demeyeyim ama rölant oyun. Bunu ben keza Kasımpaşa maçında 2-0'dan sonra biraz gevşediler o maçta. Aslında olabilecek. Yani %100'lerini çok vermiyorlar. Daha doğrusu biraz Avrupa maçına enerjilerini bence saklıyorlar. Biraz gevşediler o maçta. Ben öyle yorumluyorum çok yani. Rahat o yüzden de çok itiraz etmiyorum çünkü ikisini aynı anda götürmek çok zor Melike işte. Sergen Hoca'yla Beşiktaş hatırlayalım şampiyonluğunda. İdeal 11'ine götürmek tabii ki çok zor. Orada rotasyondaki oyuncuların işte kıymetli olan ligde rotasyondaki oyuncuların vereceği performans ki bunun sorununu Fenerbahçe'nin yaşadığını görmüş olduk. İki haftadır bu arada Fenerbahçe ile ilgili metiyeleri düzerken ilk 11'ini düzüyorum demiştim. İdeal 11'inin oyununu konuşursak Fenerbahçe'de bir sorun yok. Evet. Ama idealin dışında rotasyonda 4-5 tane kim? Oyuncusunun performans maçta arttırması gerekiyor ifadesinde bulunmuştum. Gördük. Crespo, Zayt ikilisini saydım. Mişibaşuay vardı. Samet evet vardı. Hayır. 5 oyuncu var. Bir kadro vermiştik. 5 oyuncu. Rotasyonda bu oyuncuların performansının yükselmesi gerekiyor ki Fenerbahçe'nin ideal 11'in oynadığı oyun 10 üzerinden 9 iken rotasyondan arada gelen oyuncularla oynadığı oyun 10 üzerinden 4-5 olmamalı diye. Yani 7-8 Galatasaray da bazı maçlarda bunun sıkıntısını yaşadı. Şimdi yeri geldi Kaan Ayhan ikilisi ki Kaan Ayhan belki de bugünden sonra 11 oynayacak oyuncu zaten. Gayet performansıyla. Kerem Demirbay oynadı aynı şekilde. Birçok değişim oldu. Kazım Can sol bek oynadı. Angelinho, Kazım Can orada soru işaretleri vardı. Yani Okan Hoca da sezonun başında işte bu hazır olmayan oyuncuların sıkıntısını yaşadı. Bir teknik adam olarak da bu kolay değil. Şimdi Zaha gibi bir oyuncu alıyorsunuz. Onun üzerine kafa yoruyorsunuz. İşte transfer döneminde. Yıldız gelmiş takımınıza. Ona göre bir oyun planı oturtacaksınız ki takımın yıldızlarından bir tanesi adı Kerem olduğu için bize çok yıldız gelmiyor. Yıldızlarından bir tanesi Kerem Aktürkoğlu soldan ortaya geçiyor. Hiç oynamadığı bir 10 numara mevkisine geçecek. Ondan çok daha büyük bir kariyer ortada olduğu için Wilfried Zaha. Zaha solda oynayacağı için Kerem 10 numaraya geçecek değil mi? Ona göre bir şablon oluşturacaksınız. Ama Zaha sakatlanıyor. Planını oturtamıyorsunuz. Endombele'yi aldınız. Endombele hala işte hazır vesaire diyen işte fiziksel olarak çok iyi olduğunu iddia edenler var da sahada gördüm Endombele öyle değil benim. Çok hantal. Ben biraz Dele Alli vakası gibi görüyorum. Bence yani hayır hala Endombele'nin fiziksel olarak iyi olduğunu söyleyenler yok var. Kilo problemi olmadığını söyleyenler var. Yedikleriyle ilgili konuşulmasına çok kızıyor taraftarlar. O yüzden bir şey söylemiyorum ama onunla ilgili de çok hamburger olayı da ya yediği beni ilgilendirmiyor bu arada bir futbolcunun. Bu arada evet yani çoğu yiyor böyle şeyleri. Yani Cristiano Ronaldo değil. Sen yiyorsun kardeşim. Ya Cristiano Ronaldo değil. Sen yiyorsun. Atiba Hutchinson da çok dikkat ediyordu. Atiba'nın bir hastalığı da vardı. Bunu sen biliyorsun. Ya evet. Özellikle dikkat ediyordu. İşte Gomis de dikkat ediyordu. Burak da dikkat ediyordu. 37 yaşında golleri atıyorlardı. Snyder dikkat etmedi. 34'ünde Nist'i oynayamadı. Doğru. Bir Katar yaptı. Hemen bıraktı ama şunu söyleyeyim. Hamburger olayından çok köpürtülü Endombele oluyor. Hamburgerlerini doğrulatamadım ama şu var. Oyuncuların tesislerde odaları var. Yani Endombele'nin de çok beslenmesine diğer takım arkadaşları kadar dikkat etmediği gerçek. Bu da fark ediliyor zaten görüntüde ortada yani o hantal görüntüsünü bir türlü üstüne atamıyor ama bu her takım için geçerli o gün yani. Oyuncuları çok hepsinin böyle disiplinli olması performans vermeyince göze batıyor. Evet, öyle ama bir de bu oyuncu Endombele olduğu için bu kadar göze batıyor. Geçtiğimiz sezonki Dele Alli örneği. Şimdi o oyuncu Dele Alli değil de Ali olsaydı bu göze batmazdı ya. Normal bir oyuncu geldi derdik, gitti derdik değil mi? Beklenti de yüksek beklenti oluyor. Beklenti seni bu noktaya Endombele getiriyor. De öyle. Hakim Ziyech olsun, Dele Alli olsun, işte Angelinho olsun. O beklentinin karşılığını alamadığın noktada işte oyun olarak da eleştiride bulunuyorsun ama yine de ona rağmen bu sezon çok
kritik eksikleri olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nin özellikle işi iyi götürdü. İyi başlamadı. Kayıpla başladı. Kendi sahanda Kopenhag'a 2 puan bırakmak kayıptır. Kayıpla başladı ama iyi toparladı Okan Hoca. Bence kadroyu iyi idare ediyor. İşte Galatasaray'da sol bek hala sorunlu. 8 numara hala problemli. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezondan kalan problemleri bu sezonda da devam ediyor. İşte bunun ceremesini çekiyor bazen. Murat Güloğlu yazmış, diyor ki Şampiyonlar Ligi grupları sonrası Galatasaray Lig'de vites yükseltir. Bayern ve Manchester United maçlarında takımın oyun gücünü gördük. Bu güce karşı durabilecek ligde takım yok diye düşünüyorum demiş. Mehmet Ekiman'ı yazmış, Galatasaray özellikle bu sezon kötü oynadığı maçlarda bile maçı kazanmasını bile ne olursa olsun. Bunda Okan Hoca'nın da etkisi vardır. Okan Hoca'ya düşen Galatasaray'ın bu sezon oynadığı oyunu geliştirmesi. Şimdi biraz daha okuyacağım yine mesajlarınızı. Bir Şampiyonlar Ligi'nde son duruma grupta bir bakalım. Bu sefer maçlar çarşamba günü 23'te oynanacak. Onu da söyleyelim, getirelim ekrana. Durum neymiş? 9 puanla Bayern Münih lider, Galatasaray'ın 4 puanı var. Manchester United 3, Kopenhag 1 puanda. Evet, 23'te oynanacak 2 maçta çarşamba gecesi. Bayern kazanırsa garantiliyor. Evet. Normalde zaten Bayern belki 9 puanda kalsa da çıkabilir ikinci olarak ama Bayern zaten bu grubun net favorisiydi. Ben açıkçası Galatasaray, yani Bayern Münih Galatasaray maçı kadar Danimarka'daki maçın sonucunu da merakla bekliyorum, evet. İlke. Benim gönlümden geçen bir beraberlik oradaki ilk bizim de kafamda kafamdaki geliyor. Skor beraberlik yakın ihtimal. Çünkü Kopenhag Bayern Münih'i çok zorlamıştı. Benzer, evet. Futbolu United oynarsa bir beraberlik çıkabilir. Beraberlik de Galatasaray'a çok yarar. Ben de beraberlik bekliyorum. Son maç da az daha beraber bitiyordu da. Evet. Olmadı. Yani Galatasaray'a kalan 3 maçta 4 puan yetecek gibi Melih her türlü denklemde. Yani Bayern Münih ve Galatasaray kaybetse de artık oradaki Kopenhag United maçının sonucu sizin hangi maçı kazanmanız gerektiğine dair yani sesli düşünelim. United Kopenhag'ı yenerse Galatasaray'ın United yenip Kopenhag'la beraber kalıp yoluna devam etmesi gerek. Ama diğer senaryo belki de burada United'la beraber de Galatasaray'a yarayabilir Danimarka'daki maçın sonucuna göre. Çarşamba, daha doğrusu Perşembe sabah 1 gibi. Tekrar konuşmak gerek aslında gruptaki durumu. Nasıl uyanacağız o güne bilmiyoruz. Bakalım ya, çok da var şimdi çarşamba günü olması. Biraz maça da zaman var. Bu arada öyle bir grup ki şu an onu hesapladım bir yandan. Kopenhag Manchester maçı berabere bitse Galatasaray 6 puanla bile gruptan çıkabiliyor galiba. Evet, beraberliklerle doğru. Ya bu olay, biliyorsunuz bu Şampiyonlar Ligi grupları, Avrupa grupları çok garip sistem. Her şeyin bir anda değişebildiği 6 bir puanla bile gruptan var. Yanlış hesaplamadıysam mesela yarın Kopenhag United berabere bitse 4 6 işte puan, Galatasaray 2 beraberlik çıkıyor. Kaybetse bile Münih'e, Manchester'da zaten avaraj var elinde. Yani bu tabloda 6 puanla bile çıkma ihtimali bulunuyor yani. Tabii gruptan. O denkleme Bayern'in 18 yapmasıyla. Evet. Tabii. 6x3. Yani Bayern... O da çok olası bu arada. Olası. Mehmet Özcan, Angelino'nun opsiyonu ne olacak? Ömer Güner sormuş. Ben Almanya'daki maçta bekliyorum Angelino'yu. Yani Abdülkerim bence yıprandı biraz Kasımpaşa maçında. Yani ha, Bayern maçında idare edebilir belki. Sonuçta biraz daha kapalı savunma ama Okan Hoca sanki o ikili Sanchez Abdülkerim daha doğru gibi geliyor bana. Nelson'a kendi. Çünkü Nelson'un geri gittiğini görüyoruz. Ama daha sonrasında bir milli ara var. Ben milli arada ne yapıp Galatasaray'la Leipzig'le görüşeceğini düşünüyorum. Beşiktaş Masuaku örneği var ama Masuaku'nun opsiyonuyla Angelino'nun opsiyonundaki rakam arasında fark var. Yani artı Masuaku Şenol Güneş'le birlikte performans da verdi. O para şu an Beşiktaş'ta üzülmüyordur Beşiktaş'a iyi gitmese de. 2 milyon euro söyleyelim rakamı. Angelino'da 6,5 milyon euro. Bir örnek vereyim Melike. Dubois'dan dolayı bir endişe var. Galatasaray sonuçta Dubois ile 3 yıllık kontrat yaptı. Sacha Boey'un böyle çıkacağını bilseydi ne bonservis yatırımı yapılır Dubai ne 3 yıllık kontrat verilirdi. Angelino'da da problem opsiyon, yani kullandınız bir de 3 yıllık kontrat, total maliyet yani 1.67 vergiyle birlikte 20 milyon euroyu buluyor. Ben buna Galatasaray'ın girebileceğine ihtimal vermiyorum. Leipzig'le bir şekilde milli arada, çünkü şu 2 maçta oynasa da o opsiyon karşılanmıyor. O 20 maçlık maddenin kaldırılmasını için bence Galatasaray mesela harcayacak, mantıklısı da o.